Evet, diğer sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Hocam ben bir şey danışmak istiyorum. 2004 yılından beri evimizde paranormal varlıklar yani cinler mevcut. Birden fazla. Vücutlarını görmedim ama sadece gözlerini gördüm. Kıpkırmızı. Evimizde kapılar açılıp kapanıyor. Efendime söyleyeyim tuhaf tuhaf sesler geliyor. Bir tane de mübarek bir zat var. Onun yüzünü görmedik ama kendi bembeyaz. Kendini gördüm. Çok korktum. Bir zararları yok. Acaba ben bunlarla iletişime geçmek istiyorum. Doğru olur mu sizce? Teşekkür ediyorum. Selamlar. Şimdi bir şey mi söyleyecektin? Diyecektim ki hocam, cinler bu şekilde insanlara görünür mü? Zaten bugünkü konumuz da cinler hocam. Ha, cinler de ben bir şeye takıldım orada. Mübarek zaten Yok hocam. yok. Şimdi parapsikoloji var. Yani psikolojinin ötesinde psikolojik problemlerle ilgili ama bir kelime söyleyeyim. Bak şimdi. Bir daha verelim baştan. Ne görmüş bak. Selamünaleyküm hocam. Hocam ben bir şey danışmak istiyorum. 2004 yılından beri evimizde paranormal varlıklar yani Dur. cinler mevcut. Dur orada. Paranormal. Paranormal varlıklar. Bak cinlere millet neler takıyor şimdi. Üç harfli dediler. Efendim görünmeyen varlıklar dediler. Şimdi geldi paranormal varlıklar. Lügata bak Mustafa, tamam mı? Paranormal varlıklar sana neyi gösteriyor? Şimdi bir insan bunlarla kafayı yorarsa, yani paranormale kafayı takarsa, ondan sonra garip garip şeyler görür. Bu kardeşimizin gördüğü tamamen hayaldir. Hayaldir. Yani az da değil. 2004 yılından beri evimizde diyor. Evet. Yani cinler bunların evini mesken tutmuşlar. Kapılar açılıyor, kapanıyor. Efendim işte beyaz kılıklı bir şey görüyorlar. Şimdi bu tür yerlere kamera koyduğunuzda ya da bir nöbet koyduğunuzda nöbetçi çözersiniz meseleyi. Bak bunlar olur mu? Cinler var mı? Bir kapıdan girerler mi? Görülebilirler mi? Bunlar ayrı konu. Ama bu ben işte cin görüyorum. Bizim evde cinler var Kırmızı gözlü diyor. diyenlerin %99'unun cin olmadığını biliyoruz. Cin değil. Orada bir cin gibi biri var. Ya cin gibi biri var ya da cinden korkusundan kendi hayalinde efendim tahayyül eden insanlar var. Halüsinasyon görenler var. Şeye dikkat çekerim. Hep söylenir, unutulur. Bu evlerde bir ara işte ne bileyim Kastamonu'da bir yerde yangın oluyor. Sürekli bir ev yanıyor. Bilmem işte Elazığ'da bir yerde başka yerde evleri devamlı çarşaflar yanıyor. Şunlar bunlar yanıyor. Sonra çıkıyor meydana ama o haber olmaktan unutuluyor gidiyor. Şimdi bakıyor kamera koydular bir tanesine. Evin küçük çocuğu yakıyormuş. Onlar da zannediyor cinler yakıyor. Medyumlar çağırıyorlar, cinciler çağırıyorlar efendim. Ve o çıkan medyumlar, cincilerin %99'u da yalan söylüyor. Bile bile bunu cinler yakıyor dediler. Yani işte televizyona da çıkarıyorlar onları medyum cinci diye. Hala onlara soru soruyorlar. Ya bunlar yalancı. Bunlar bunu bilmez. Her işi cinlere yıkacaklar ki kendileri de oradan para kazansınlar. Cinler çarşaf niye yaksın ya? Durup dururken devamlı elbiseyi niye yaksın ki? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.